Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbağı.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu arada üstümdeki tişörtü beğendiniz mi arkadaşlar? Fenerium'un tişörtü, zaten şurada bir logosu var. Palamut logosu var arkadaşlar. Yani gündelik hayatta giymeye baya hoş tişörtler. Bir de Fenerbahçe parfüm üretmiş. Özellikle kadın parfümünü tavsiye ederim, eğer hediye alacaksanız birine. Fenerium'dan mutlaka acele edin. Fiyatlarına vesaire zam gelmeden. Şimdi Fenerium demişken, Fenerium'a da gittik, Kayseri Fenerium'a. Olan bir kişi bile bizi tanımadı. İşte kanalı büyük olmayınca kimse tanımıyor demek ki. Sıkıntı değil. İnşallah kanalı büyütmeye de niyetlendik. Bakalım bir şeyler başarabilecek miyiz, ama sizlerin desteği olmadan hiçbir şey başaramayız. Sizler eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı tutup kolundan çekip getirirseniz anca öyle büyürüz. Başka türlü büyüyemeyiz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'yle ilgili çok ciddi şeyler var. Normalde ben önemli şeyi sona saklarım. Basit şeyler önce söylerim, ama bu sefer önemli şeyi önce konuşacağım. Fenerbahçe Tete'yi İstanbul'a getirdi. Kap ne zaman? Alın size başlık. Şimdi Fenerbahçe bonservisi elinde olan Brezilyalı oyuncu Tete ve menajerini İstanbul'a davet etti. Şahtar Donetsk'le sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek olan ve bu yaz bonservissiz bir şekilde transfer yapacak olan Tete uzun bir süre Premier Lig ekipleriyle görüştü. Uzun süre Premier Lig ekipleriyle görüştü. Tete'nin ilk duyumunu veren benim. Tete ile ilgili teklifiniz çok güzel, hoşuma gitti, ancak İngiliz ekipleriyle görüşüyorum. Tercihim İngiltere'den yana deyip bize teşekkür etti diye söyleyen de benim. Yalansa buyurun, yalanlayın, al şu video. Şurada dedin, burada böyle bir şey demedin diye yalanlayın. Size Fenerbahçe forması hediye edeceğim. Tamam mı? Aksine, yani yalanlayamıyorsanız, ulan adamın dediği doğru diyorsanız, abone değilseniz de yani Allah sizi top etsin. Tamam? Neyse, devam edelim. İstediği rol, maaş ve teklifini alamamış arkadaşlar ve gelecek teklifleri dinlemeye koyulmuş. İlk işi Fenerbahçe ile görüşmek. Bakın, Fenerbahçe çok güzel bir teklif sunmuştu. Hatta oyuncu biz konuştuğumuzda henüz sözleşmesini feshetmemişti. Biz Shakhtar Donetsk'e de 5 milyon euro civarında bir bonservis önermiştik. 5 milyon euro da oyuncuya imza parası önermiştik. 2,5 da yıllık ücret artı bonuslar diye. Hocam bu teklif çok düşük demiştiniz, ama oyuncu İngiltere takımlarıyla görüştüğü için bizim teklifimize teşekkür etti demiştim. Tekrardan hatırlatıyorum aynı şeyi. Şimdi Brezilyalı oyuncunun teklifleri açık olduğunu ve menajerin İstanbul'a geldiğini bugün duyduk. Şimdi proje aktarılmış. Yani Fenerbahçe'de alacağı rol, oynayacağı takım, Fenerbahçe'den gidenler, satılan yıldızlar, Elif Elmas, Vedat Muriç, Kim Minji, Arda Güler. Yani buradan, buranın artık sıçrama yeri olduğu, Fenerbahçe'ye aşırı teklifler geldiği. Yani en beğenilmeyen futbolcuya bile 2x değerinde futbolcular teklifler geldiği gösterildi. Tete Fenerbahçe ile görüşüp Bodrum'da kısa bir süre tatil yapıp ardından kararını Fenerbahçe'ye iletecek. Gremio altyapısına yetişen Tete 2019'da 15 milyon euro bonserviste Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı. Ardından Leicester City'ye yine kiralık geçti. 23 yaşındaki oyuncu sağ kanat, yani Brezilya'da sağ kanat. Kariyerinde 152 resmi maç, 40 gol, 25 asist. Arkadaşlar, oyuncuyu ben size kısaca anlatayım. Arda Güler'in kanat versiyonu diyeyim. Herhalde yalan söylemiş olmam. Şimdi güne neyle uyandık? Yahut Sabuncuoğlu'yla uyandık. Fenerbahçe'nin kanat transferi için görüştüğü yıldız ve sürpriz bir isim var. Güney Amerikalı. Oradan sonuç alınamazsa yeniden Ekambi'ye dönülebilir diye. Üyeler bana sıklıkla sordu. Hocam Ekambi'de her şey tamam dedin. Evet. İmza zam meselesi dedin. Evet. Niye imzalamadı? Sana ne lan? Yani şaka bir tarafa, ama işte bu yüzden. Ya her an her şey çıkabiliyor. Her an. Her an bir fırsat transferi doğabiliyor. Enteresan. Hatta öyle bir fırsat transferi doğdu ki şimdi Cengiz'i solda oynat, Tadic'i merkezde oynat, Tete'yi sağda oynat. Olabilir. Szymański'yi 8'de oynat, işte Dominguez'i stoper, ön libero'da oynat. Yani şu an öyle bir şey doğdu ki arkadaşlar, aklınız durur. Yani aklınız, hayaliniz durur. İşte olayın özeti bu. Neyse. Sonra Yağız Bey dedi ki 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Tete, Fenerbahçe'nin gündemindeki Tete ve temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Türkiye'ye geldi.
Görüşmelerini yapıp o duruma geçip sonra geleceğine karar verecekler dedim. Tete bonservisini Shakhtar Donetsk'ten aldı ve serbest oyuncu konumuna geçti diyor. Aynı zamanda Yağız Sabuncuoğlu. Hocam bu oyuncu bu kadar önemli mi? Transfer marketi açıyorsunuz. Orada kocaman yazılarla 25 milyon euro yazıyor. 25 milyon euro. 15 Şubat 2000 doğumlu, yaş 23. Brezilya'nın Alvorado kentinde doğmuş. O yüzden David de Souza hayranıdır muhtemelen. Yani Rio de Janeiro falan doğsaydı muhtemelen Alex de Souza hayranı olurdu. Ve arkadaşımız aslında forvet de oynayabiliyor. Sol ayaklı, sağ kanatta oynaması daha muhtemelen. Brezilya U23'te 2 kez oynamış. Golü asisti yok. Biz şunu söyledik arkadaşa. Bizde oynarsan bütün Brezilyalıların gözü bizim üstümüzde. Biz de kendini öyle gösterirsin ki Jorginho'nun Mortinho'nun olabilirsin dedik. Ve bizden sıçrayış yapabilirsin. Oyuncu 25 milyon euroluk bir şey koymuş olabilir. Serbest kalma bedeli koymuş olabilir. Yani ya da koydurmak istiyor olabilir. Vallahi hep birlikte göreceğiz. Şimdi hocam Tete sağ ön oyuncusu. Cengiz sağ ön oyuncusu. İşte Emre Mor var, İrfan var. Yani bu kadar enflasyon oluşturmak, bu kadar futbolcu bolluğu oluşturmak biraz sıkıntı değil mi? Haklısınız. Şimdi ben Tete için şunu söyleyeyim. Maliyeti çok yüksek olur diyorlar. Marsilya'ya belki de Cengiz Ünder için gözdağı verdi Fenerbahçe diyorlar. Yani herkesin yorumlarını okuyorum ben, bilginiz olsun. Hani oyuncunun istediği şartlarda kulüp bulamayan menajeri belki de muhabirlere dedi ki hadi gaza getirin Fenerbahçe alsın diye. Şimdi Tete gelirse yabancı kaleci transferinden feragat etmek gerekir. Ancak ben geceleyin üyelere bazı duyumlar verdim kaleci transferine ilgili. Hani Altay Bayındır eyvallah sevdiğimiz bir kardeşimiz. İrfan Can Eğri Bayat sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hatta Altay ile sözleşme uzatıldı. İrfan Can'la bonservis alındı. Ancak öyle bir fırsat transferi doğar ki beklemediğiniz bir takım, beklemediğiniz bir fiyatla, beklemediğiniz anda kapınızı çalar. Çaldığı anda da hani istemem yan cebime koy demek zorunda kalırsınız. Bak bir kez daha söylüyorum. Duyumları açık açık veremiyorum. Niye veremiyorum? Onu başka zaman söyleriz. İstemediğiniz ya da beklemediğiniz bir takım, beklemediğiniz bir anda, hiç beklemediğiniz bir bonservis ücretiyle kapınızı çalar, hayırlı olsun dersiniz. Şimdi orta sahada transfer sayısı değişebilir. Tete'nin lütfen karısına, kızına, evladına, görümcesine, eltisine, menajerine falan lütfen yorum yazmayın. Yani para göz bir arkadaş diyenler var. Şimdi ben neyi söyleyecektim? Yılport, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım. Fenerbahçe'den oyuncular çıkıyor. Ali Koç iyi bir dostum. Onunla konuştum. 1-2 oyuncu olabilir diyor. Fenerbahçe'den 1-2 oyuncu. Mesela Burak Kapacak kesinlikle olabilir. Yani ben olabileceğini düşünüyorum. %100 olabilir. Mesela Nazım Sangare %100 olabilir. Neden olmasın? Tam da Samsunspor ayarında bir futbolcu. Başka? Mesela Samsunspor Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladı demiş gazete Samsun. Emre Mor için bir kulübün 8 milyon euroya kadar çıkabileceği iddiaları vardı. Hani keşke doğru olsaydı. Ama doğru değil. Bakın bir şey daha belirteyim. Fenerbahçe şu anda Avrupa arenasında. Nasıl bir arenada? Şimdi Fenerbahçe evinde oynadığı son 7 Avrupa Kupası maçının 6'sını kazanmış, bir beraberlik almış. Ve bu galibiyetlerde 17 gol atıp kalesinde sadece 2 gol görmüş. O berabere kalan maç 3-3'lük Ren maçıydı. Mesela Emre Demir Samsunspor. Emre Demir'i Samsunspor beğenmedi. Onu Kocaeli Spor'a vereceğim ben. Müsaadeniz olursa Emre Demir'i Kocaeli Spor'a vereceğim. İstiyorsanız. Yani oynama garantisiyle vereceğim yalnız. Öyle gidip orada çürümeyecek. Neyse. Şimdi Avrupa Kupalarında ikinci golünü Zimbrualarına gönderen Ferdi Kadıoğlu. Bu gollerin ikisini de ceza sahası dışından kaydetmiş. Ve ilk golü de yine İsmail Kartal döneminde Slavia Prag maçında atmıştı. Aynı Slavia Prag'la bugün karşılaşmak isterim. Şimdi İsmail Kartal'ı eleştirirken, Avrupa arenasında eleştirirken hep aynı şeyi söylüyoruz ama o İsmail Kartal'la bu İsmail Kartal bir değil, o Fenerbahçeli de bu Fenerbahçe bir değil.
Arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Euro 2032 Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahibinde düzenlenecekmiş. UEFA Türkiye ve İtalya'nın Euro 2032 başvurusunu resmen açıklamış. Şimdi başvuruyu mu açıkladı, kesin verdik mi dedi, onu tam anlamadım. Yani onu çok tam anlamadım. Ama ona bakarız. UEFA Juventus'un Konferans Ligi'nden çekilme talebini onaylamış. Onaylıyorsanız 8'i, iptal etmek için 9'u tuşlayın. Onların yerine Fiorentina katılacakmış ama bu bizim işimize geldi. Fenerbahçe eğer UEFA Konferans Ligi'nin gruplarına kalabilirse kura çekiminde birinci torbadan katılacak. Arkadaşlar ülke katsayımız var. Kısaca değindim ama ben ayrıntılı net bilgilere ulaştım. Eleme turlarında 1000 puan varmış. 1000 puan. Şimdi eleme turlarında 1000 puan var arkadaşlar. Her turda. Kaç takımın katılıyor? Bir takımın katılıyor. Takımın o turdaki ilk maçını kazandı, 1000 puan alıyorsun. Kaç takımın katıldı? 10 takımın katıldı. Her takımın galibiyetine 100 puan, beraberliğine 50 puan, mağlubiyetine puan yok şeklinde. Kaç takımımız Avrupa arenasında? 4 takımımız. Yani Galatasaray'ı da sayıyoruz. Konferanslı olmasa da Avrupa şeyinde yani. Anlatabiliyor muyum? Konferans, UEFA, bak konferans, UEFA Ligi, Şampiyonlar Ligi hepsi aynı şeyde. 4 takımım var. O yüzden her galibiyetin 250 puan. Fenerbahçe kazandı. 250 Beşiktaş kazandı. 250 Galatasaray köy takımıyla berabere kaldı. 0,125 yani 125 diyelim. Hesaplama kolay olsun. Bunlar 0, hani 1 puan olarak düşünün. 1000 olarak değil de 0,250 olarak düşünün. Tamam. Yine de 250 diyelim, kolay olsun. Adana Demir berabere kaldı. 125 puan. Yani toptalde 750 puanı cebimize attık. Hani 250 puan bıraktık. Ve gruba kalınınca 2000 puan veriliyor arkadaşlar. Grup aşamasında. Yani 5 tane maç kaldı. Her takım içinde gruplara kalmak adına. Ama Şampiyonlar Ligi, ama Konferans Ligi, ama Cart Ligi, Curt Ligi. Şimdi her takımımızın Konferans Ligi'ne ya da UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kaldığını düşünerek söylüyorum. 5 eleme, 5 tane maçın var. 1000, 1000, 1000, 5000 puan alabiliriz. 5000 puanı alırsak bizi en tepeye taşır ki ben zannetmiyorum, 5000 puan çok çok zor. Yani her takım her maçı kazanacak ki imkansız. İmkansız, keşke olsa ama geçtim onu. Şimdi elemelerde 1000, gruplarda 2000. Hani ülkenin temsilci sayısına. Hocam peki 2000 puan. Atıyorum Galatasaray elendi. Adana Demir elendi. Fenerle Beşiktaş kaldı. Galibiyete biner puan mı? Hayır. Yola 4 takımla çıktığın için 500 500 1000 puan. Yani kafadan 1000 puan gitmiş oluyor. Böyle bir özellik var. Ahmet Çakar, Galatasaray benim gözümün önünde şike yaptı. Evet doğru demiş. Şimdi merak ediyorum. Onurlu, şerefli bir takım bu lafı yutturmaz mı? Yani onurlu, şerefli bir takım. Gel bakayım sen bize nasıl böyle bir iftirada bulunursun diye dava açmaz mı? Mesela merak ediyorum. Öbür türlü düşünüyorum. Herhangi bir cevap yoksa demek ki gerçekten gözünün önünde şike yapmış. O zaman tescilli şikeci oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi Ahmet Çakar gibi bir adam bunu söylüyor ve sen susuyorsan bence şikecisin. Şikeyi yapmışsındır. Mesela Fenerbahçe için böyle bir cümle kursa Ahmet Çakar. Şu anda Hudefer Ahmet Çakar'a davayı açtıydı. Ki birilerine de açıldı dava zaten. İlginç yani. Çok çok ilginç. Cengiz Ünder konuşacaktım ben aslında ama Cengiz Ünder'i konuşayım. Şimdi Cengiz Ünder konusunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Neresinden başlayayım bilmiyorum. Şimdi Cengiz Ünder, ben Fenerbahçe'ye imza atacağı düşüncesindeyim. Her konuda anlaşıldığı düşüncesindeyim. Çünkü Fenerbahçe Cengiz Ünder sözleşme şartlarımızı kabul etti. Başta İstanbul'a gelmek istemiyorken sözleşme şartlarımızı kabul etti Cengiz. Bugün itibariyle 8 milyon euro bonservis artı 4 milyon euro bonuslar karşılığında Marsilya ile el sıkıştı diyor Süleyman Arat. Genelde Süleyman Arat ve Aygün abinin paylaşımlarından biz transferlerin iptal olduğu şeyini anlıyoruz ama 8 artı 4. Arkadaşlar benim bildiğimde 8 milyona kadar çıkmışız. 6,5'u kabul etmemişler. 8,5'a, 8'e kadar çıkmışız. 8,5 diyorum. 8'e kadar çıktık. Kulübü okey dedi. Ama bilmiyorum. Şimdi Milliyet gazetesi de diyor ki Fenerbahçe Cengiz Ünder, Mert Müldür ve Miha Zajs'la prensip anlaşmasına vardı diyor. Bu haber öncelikle doğru değil. Mert Müldür'ün takımının ikide bir de döneklik yapması bizim sinirlerimizi alt
üst ettim. Ve ben bu transferin artık olmayacağı fikrindeyim. Olmayacağı görüşündeyim. Şu bir gerçek. Geçen sezon sadece 3 maça çıkmış. İyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçeliğini gösterme zamanı. Çık. Kütür kütür oyna. Sözleşmem bittiği zaman ya da Ocak ayında gel Fenerbahçe'den imzala. Olay bu kadar basit. Yani olay bu kadar basit. Verdiği için de Napoli, Lazio, Verdi'yi yakından takip ediyor. 25-30 milyon euro falan diyor. Lazio bu paralara çıkmıyor. Lazio cimri. Lazio Vedat'tan sonra. Yani Lazio Vedat'tan sonra sanırım bayağı sıkıntı yaşadı. O yüzden yoğurt üfleyerek yiyorlar. Ama Ferdi için ciddi teklifler var. Ferdi için ciddi teklifler var arkadaşlar. Ama yolun sonu ne olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Küçük bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Küçük bir şey daha söyleyeyim. Nicolas Gonzalez'i ister misiniz demiş Ulaş abi. Kanat oyuncusu olarak. 25 yaşında Nicolas Gonzalez. Yıldız kanat oyuncusu olarak. Şimdi bir de dur bunu Gonzalez'i şuraya ekleyeyim. Ben Gonzalez'in olacağını zannetmiyorum. Onu da belirteyim ama Fiorentina'nın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Yaşı daha 25. 30 milyon euro. Sol kanat oyuncusu. Arjantin milli takımı 24 kez formasını giymiş. 4 gol atmış. Fenerbahçe bu paralara çıkamaz. Zaten 24,5 almışlar zamanında. İmkanı yok. A Spor'da Fenerbahçe'nin Antonio Martial için harekete geçtiği iddia edildi demiş. Hani şimdi aşağıladın diyeceksiniz. Alay ettin. Bir tarafına şey yaptın diyeceksiniz ama hani kaynağınız tam olarak nereniz? Bu haberi yapan arkadaşlar. Tam olarak kaynağınızın yerini soruyorum. Hani alt taraflarda mı? Arka taraflarda mı? Hani merakımdan soruyorum. Kaynağınız tam olarak neresi? Çünkü böyle bir şey yok. Ha, ilgilendik mi? İlgilendik. Doğru, ilgilendik. Ama yani artık gündemde değil. Uzun lafın kısası Tete. Hocam kap ne zaman olur? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz eğer bir futbolcuyu İstanbul'a getirdiysek menajeriyle. Biz eğer bir futbolcuyu İstanbul'a menajeriyle getirdiysek. Ve o futbolcu bizimle görüşüp tatile çıkacaksa emin olun ve emin olun her şey değişir. Bu arada arkadaşlar Musa Dembele Mustafa hocanızın duyumlarıyla hatırlarsınız Galatasaray 2'de 1'de alıyordu. Musa Dembele Al İttifak kulübüne gitmiş durumda. Hani bazı arkadaşlar yorum yaparken dikkat etsin. Mesela kimler nereye gitti? Firmino Al Ahli, Mendy Al Ahli, Mahrez Al Ahli, El İttifak Henderson ve Dembele'yi aldı. Al İttihat'ta Nuno Espirito Santo, Kante, Benzema, Jota, Al Nassr, Luis Castro, Fofana, Brozovic, Alex Teyeş. Hatırlarsanız Alex Teyeş de bizi yazmışlardı. Al Hilal'de kimi aldı arkadaşlar? Jorge Jesus'un takımı. Yani bizim almayı çok istediğimiz Malcom'u aldı. 30 milyon euro piyasa değeri vardı. Kaça almışlar? 60 milyon euroya almışlar. Zenit'ten 60 milyon euroya Malcom'u almışlar arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız bu bizim ağzımıza tükürdü bu transfer. Çünkü biz Wendel'e çok çok taliptik. Wendel'e de uygun bir fiyata alma niyetimiz vardı ama herifler Malcom'u o kadar fiyata kitleyince dediler ki gerek yok başkasına. Yani bizim ağzımıza tükürdüler. Koulibaly ve Ruben Neves'i de almışlar. Hatırlarsanız Ruben Neves de bizimle yazılıyordu. Portekizli orta saha oyuncusu 40 milyon euroluk piyasa değeri var. Herifler bunu kaça aldı biliyor musunuz? 55 milyon euroya Wolverhampton'dan. Yani adamlar parayı basıp futbolcu alıyor. Biz de burada Firmino gelse, şu gelse, bu gelse diyoruz. Ama bilin yani Malcom ve Dembele'yi yorumlara yazın dostlarım. Dikkat edin. Onu söyleyeyim. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Belki geceleyin canlı yayın yapabiliriz. 11.30, 12 gibi canlı yayın yapabiliriz. Tete için şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe Tete'nin menajerine getirdiyse Cengiz, ya Cengiz Ünder'i almamak için bir bahanedir ya da Cengiz Ünder
konusunda kulübü bunların parası çok demiştir. Peki Tete'yi mi istersiniz, Cengiz Ünder'i mi? Yorumunu siz yapın. Çünkü 1 Ağustos'ta 1 Ağustos'ta camları kapatabilirsiniz dışarıdaki çalışmalardan dolayı. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.